Merhabalar Kaptan Neşe kanalına hoş geldiniz. Bu videomda yine çok seveceğiniz şahane bir simit poğaça tarifi vermek istiyorum. Orijinal simitlerden biraz daha yumuşak olacak. Pufur pufur ama üzerinde simit tadı olan şahane bir tarif olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle hamurumuzla başlayalım. Hamurumuz için malzemelerimiz bir su bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, e ee, bir paket instant maya, bir yemek kaşığı tuz ve 1 e, bir tatlı kaşığı tuz ve 4 buçuk su bardağı un, 2 su bardağı da ılık süt kullanacağız. Önce sütümüzü karıştırma kabımızın içerisine alalım. Burada sütün ılık olması çok önemli. Ilıktan kastım hafif şöyle parmağınızı ısıracak bir sıcaklık olacak. Sonra içerisine şeker ve mayayı ilave edelim. Ve karıştıralım. Bir ön mayalanma gibi düşünün bunu. E, hafif karıştıracağız. İçerisinde mayanın erimesini istiyoruz çünkü. Biraz karıştırdıktan sonra şimdi içerisine tuzumuzu, sıvı yağı, zeytinyağı da kullanabilirsiniz ama zeytinyağı biraz ağır olur bu tarz poğaça tariflerinde. Ve bir adet de yumurta ilave edeceğiz. Un miktarını tam veremiyorum çünkü hem markaya göre hem yumurtanın büyüklüğüne göre alacağı un değişecektir. Bardak ölçüm 240 mililitre. 240 mililitrelik bardakta 4 45 buçuk su bardağı un kafi gelecektir. Siz unun 3 su bardağı kadarını ekleyin ve bir tahta kaşıkla karıştırın. Bu şekilde toparlandığı zaman kaşığı şöyle sıyıralım. Artık epey toparlandı, elimiz daha az kirlenecektir. Kaşığı sıyırdıktan sonra e, bu hamurumuzun üzerine kalan unu kontrollü bir şekilde parça parça ilave edeceğiz ve yoğuracağız unu ekleyerek yoğuruyorum özellikle bu kısmı hızlı çekim olarak gösterdim hiçbir şeyini eksiltmeden göreceksiniz ki verdiğim ölçülerle dört buçuk su bardağı un istediğiniz kıvamda bir hamur olmasına yetecektir hamuru uzun süre yoğuracağız yaklaşık bir 7-8 dakika kadar yoğurun yoğurdukça hamur kendini toparlayacaktır ve yanlardan ayıracaktır şöyle yumuşak bir hamur elde edeceğiz şimdi bu hamurun üstünü streç filmle kapatacağım 50 derece 5 dakika çalıştırdığım fırına götüreceğim ve koyacağım. Böylece daha çabuk mayalanmış olacak. Vakti olmayanlar bunu deneyebilirler. 50 derecede 5 dakika çalıştırılmış fırının içerisine koyun. Ve 40 dakika yarım saat kadar bir sürenin sonunda artık hamurun mayası gelmiş olacaktır. Eğer benim vaktim var derseniz 1 saat 1 saat 15 dakika kadar mayalanma e, Yapabilirsiniz fırını çalıştırmadan o da daha güzel daha verimli bir sonuç elde edilecektir. Şimdi hamurum mayalandı kabardı. Bunu e, hafif şöyle içerisindeki o maya kokusu çıksın diye alttan üste katlayarak yoğuracağım. Şimdi tezgahın üzerine alıp hafif maya kokusu çıktıktan sonra da güzelce böleceğim. Hamurda her zaman katlama metodunu kullanın. Bu hamurun piştiği zaman daha lif, lif olmasını sağlayacaktır. Bu vereceğim ölçü, ölçülerde 10 tane e, simit poğaça yapabilirsiniz. Hamurumuzu 10 eşit bezeye bölerek e, oluşturuyorum. Her bir bezemi yaklaşık bir 10 dakika dinlendireceğim. 10 dakikanın sonunda bezeyi alın ve videoda gördüğünüz gibi elinizle yuvarlayarak uzatın ve bir bıçakla ortadan kesin ve birbirine sarmal şekilde sarın. İşte ilk şeyimiz hazır. 3 yemek kaşığı pekmeze 1 çay bardağı su yaptım ve bu hazırladığım simit poğaçamı önce sulu pekmeze sonra da kavrulmuş susama buladım. Kavrulmuş susamı ben marketten buldum. Bulamayanlar için tavada 5 dakika susamları kavurmanız yeterlidir. Önce pekmeze, sonra susama batırıyoruz. Ben bir kısmını susamsız yaptım çünkü benim kızım Elif susamsız seviyor. E, o yüzden bizim yiyeceklerimiz susamlı, onun yiyecekleri ise susamsız oldu. Yaklaşık yarım saat kadar da tepsi mayasına bıraktım. Tepsi mayasından sonra önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında e, üzeri tamamen kızarana kadar ki 40 dakika gibi bir zaman pişmesi kafi. Piştikten sonra sıcak sıcak şahane oluyor peynirle, reçelle. Oldukça seveceğiniz başarılı bir simit tarifi olacaktır bu da. Ee, özellikle beslenmede çocuklarınıza koyabileceğiniz alternatifler arasında. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olanları ise afiyetler olsun.